Ma ahlemeke ya Rabbena. Ne kadar halimsin. Allah'ım demedik şey bırakmadılar. Dün arkadaşlar sadece en galizlerini seçmişlerdi. Benim elime verdiler. Kocaman bir dosya. Bir seneden beri tam 400 tane küfür lafı var. Tam 400 tane küfür lafı. İnanın Lenin Allah'ı inkar ettiği halde Marksizm çizgisinde o ezip öldürdüğü insanlara o kadar küfür lafı etmemiştir. Bir anda bir anın önemliği Cemil Meriç merhumun deli teke dediği Hitler her şeyi o nazizme bağlamak isteyen, ona muhalif gelen herkesi yok etmek suretiyle bir yönüyle dünyada farklı bir şey tesis etmeye çalışan o insan o kadar merhametsiz, o kadar gaddar olmasına rağmen 400 tane küfür kullanmamıştır. Efendim bunlara belki dense küfür müştehidi denir. Oturup kalkıp sürekli kafalarını o istikamette kullanmak suretiyle kafalarında küfür üretiyorlar ve lisanları da ona tercüman oluyor, enşeni. Konum düşünülmeden, hani bir insan onu söylerken ne derece beni dinin dışına iter onu düşünmesi lazım. Ne derece dalalete sürükler, dalaletin hangi vadilerinde gezdirir, mümin olarak bir ona bakmak lazım. Bir de konuma bakmak lazım. Cemaat içinde sıradan bir insan kalksa bağışlanın, bir ite it dese, haydi be kelt dese, insanlar biraz bunu mazur görürler. Fakat milletin önündeki imam kalkar, dilini bununla kirletirse şayet, bu türden naseza, nabeca sözler söylerse, belki onu tutup camiden dışarıya atmak icap eder. Bu da konuma yakışıksız düştüğünden dolayıdır. Konuma yakışıksız düştüğünden dolayı. Enbiya-i İzam aleyhimussalatu vesselam hazeratı onca olumsuz şeylere maruz kalmalarına rağmen onun milyonda biri, binde biri değil, milyonda biri onların lisanı nezihlerinden sadir olmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onca kötülüklere rağmen kime it demiştir, kime eşek demiştir, kime haşhaşı demiştir, kime sülük demiştir. Ölçü oysa şayet, bence onun ortaya koyduğu ölçülere uymayan şeyler ölçüsüzlüktür. Ve bu ölçüsüzlükleri irtikap eden insanlar da ölçüsüz, muvazenesiz, dengesiz ve densiz bir kısım mahluklardır. Evet. Bütün bunları görünce işte insan ma ahlemeke ya Rabbena. Allah'ım sen ne kadar halimsin. İmhal ediyorsun. İnnehum yekidune keyde. Onlar komplo üstüne komplo kuruyorlar. Tuzaktan tuzağa sıçrıyorlar. Bununla öne alamadık, bununla alabilir miyiz? Bununla parçalayamadık, şununla parçalayabilir miyiz? Şimdi olmadı, 6-7 sene sonra. Bunların hakkından tamamen gelebilir miyiz diye otur kalk hep bu türlü şeni şeyleri hecele. Hep bunlarla gündüzde, bunlarla gecele. Affedilebilecek gibi bir günah değil bu. Bu günah küfre denk bir günahtır. Korkunç bir dalalettir bu. Bu size her zaman ma ahlemeke ya Rabbena dedirtecek bir şeydir. Ve bunu belki taşlandıracak ayrı bir şey de sizin civan mertliğinize yakışan bir şey. Allah'ım bizi de onları da affı mağfiret buyur. Şu kaymış kalplerimizi yeniden istikamete ilet. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Demek düşer. Civan mert insana, hasbi insana bu düşer. Zira o mevzuda hükmü verecek Allah'tır.